partimiz üzerindeki yoğun baskıları ve tecrit politikalarını protesto etmek için dün itibariyle başlatmış olduğumuz açlık grevini bitirmek üzere burada bulunuyoruz. Öncelikli olarak şunu söylemek istiyoruz ki Kürt sorunu artık bu ülkenin birinci gündemidir. Bu hem hükümet tarafından kabul edilen hem devlet yetkilileri tarafından kabul edilen bir gerçekliktir. Baskı ve tecrit politikalarıyla Kürt sorununun önü kapatılacak bir sorun değildir. Güvenlik tedbiri sorunu değildir Kürt sorunu. Bugün mesela ilimizde sizin de görmüş olduğunuz yoğun güvenlikli bir tedbir politikası var. Kürt sorunu yoğun güvenlikli tedbir politikalarıyla çözülebilecek olsaydı eğer 80 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca bu kadar Kürt sorununa ilişkin ayaklanmalar olmaz, bu sorun bu kadar gündemde kalmazdı. Aklın yolu birdir, demokratik çözüm, demokratik siyasal çözüm Kürt sorununun ve Türkiye'nin önünü açacaktır. Biz dün genel başkanımız, genel eş başkanımız Selahattin Demirtaş'ın yapmış olduğu açıklamasında 8 tane maddeyi gündeme koydu. Biz bunun üzerinden Kürt sorununun çözümü noktasında büyük gelişmelerin olacağını düşünüyoruz ve bunun baz alınması gerektiğini öne sürmek istiyoruz. İlk etapta askeri operasyonların durdurulması ve PKK'nin de silahlı tüm faaliyetlerini durdurması, konuşmanın, diyaloğun kaldığı yerden aynı biçimiyle devam etmesi ama bunun kapalı kapılar ardından değil, artık bir muhatabiyet olarak kabul edilerek gerçekleştirilmesi gerekiyor. Kürt sorunu barışçıl, demokratik yöntemlerle çözülebilecek bir sorundur. Gündemin birinci maddesidir ve ülkedeki fakirliğin, ülkedeki kaosun, ülkedeki rantın nedenidir. Bunun ortadan kaldırılması Kürt sorununun çözümünden geçer. Ben teşekkür ediyorum. Bizim basın açıklamamızı Merkez İlçe Başkanımız Sayın İzzettin Gök yapacak. Sözü kendisine bırakıyorum. Şimdilik bir şey yok. Başım. Dinlenmeye devam edeceğiz ama. Evet.